geldin Numrul. Yalnız gelmedim. Azrail'i de getirdim yanımda, sana özel. Ona da hoş geldin de istersen. Hoş gelmiş, safa gelmiş. Ne ikram edeyim size? Soda içer misin? Hazmı kolaylaştırır. Benim hazmedemediğim şey senin yaşıyor olman. Kızımı öldürdün. Kafana sıkacağım. Rahatlayacağım. Bu kadar. Biliyor musun? Senin daha akıllı olduğunu sanıyordum. Ama ilk tuzağa düştün. Konuşarak vakit kazanmaya çalışıyorsun. Ama vaktin doldu Ateş. Şimdi sen benim evimin önüne kadar geldin. Bahçeme girdin. Kapıda hiçbir koruma yok, bir şey yok. Mutfağıma kadar geldin, bana silah dayadın. Ve her şeyin bu kadar kolay olabileceğini mi düşündün? Ne Dumru? Yaşarım ben. Omuz omuz ölümlere girip çıktın. Kardeşlerim senin gözünün içine nasıl bakarım reis? Kurban olayım, sık kafamı, kurtar beni bu utançtan. Ama Necip hain demesinler arkamda reis. Bak kocuğum. Bazen hayat farklı yolculuklar yaptırır bize. Ama önemli olan bu yolculuklarda seçtiğimiz yol arkadaşlardır. Bazen seçtiğimiz arkadaşlarımızın, dostlarımızın yürekleri, nefesleri, nefisleri bu yolculuğu tamamlamaya yetmeyebilir. İşte o zaman dönüp yüreğine sarılmak zorundasın. İyi de reis, o benim dayım. Ben onu seçmedim ki, o beni seçti. Önemli değil oğlum.
İnsanlar ailelerini seçemezler ama dostlarını, arkadaşlarını seçerler. Bak bana. Bak bana bak. Asıl yanılan ben oldum. Necip, şimdi beni iyi dinle. Sana anlatacaklarımı ve yapacaklarını hiç kimse bilmeyecek. Sadece ikimiz bileceğiz. Ama merak etme. Bittiğinde ikimiz de elimizi yüzümüzü yıkayıp bu pislikten arınacağız. Sen dik dur. Eğri kendini gösterir. Boşuna nefesini tüketme. Sana yaptığım hile yüzünden derdini anlatamazsın. Yani bütün kaslarım felç oldu. Dilini bile kıpırdatman imkansız. Ama merak etme. Sinir uçlarına bir şey olmadı. Yani acıyı hissedeceksin ama bağırıp çağıramayacaksın. Engel olmak isteyeceksin ama parmağını bile kıpırdatamayacaksın. Temizlik vakti beyler. Yalnız şimdiden uyarayım, bu defaki zorlu olacak. Mişon'a yardım edin. Çekilin bakayım gençler. İşin uzmanı bir görsün.
Hadiseniz oğlum, ne bekliyorsunuz? Mişon'u arabaya götürün. İçeriği de toplayın da hadi. Toplayın derken amca? Herif yapboz gibiydi. Parça parça ulaştık kimliğine madem. Biz de parça parça gömelimdi. Fena mı? Namıyla yaşadı. Namıyla öldü şerefsiz. Habib! Oğlum ne duruyorsun? Girsene içeriye. Hiçbir parça ziyan olmayacak. Her şehre bir parçasını gömeceğiz şerefsizin. Vay be. Tek cinayet 81 vilayet. Bravo. Ne bakıyorsunuz oğlum? 81 parça işte. Yemek takımı gibi. Bravo. Cezayir. Şimdi diyorum ki bunu kaptanın anısına denize atıp balıklara yem etsek. Balıkları da onları yeni de zehirler bu şerefsiz. Yurt severim, yurt severim diyordu ya. İşte memlekete ancak gübre olur. Hiç olmasa bir faydası olur. Bu kadar da içeride var. Yardım edin.